Farkında olmayabilirsin ama içinde kullanılmayan çok fazla potansiyel var. Sadece kilidini açmanın ve açığa çıkarmanın doğru yollarını bulman gerekiyor. Başkalarının sahip olmadığı güçlere sahip olup olmadığını merak ediyorsan öğrenmenin yolları var. Burada ruhsal güce sahip olduğunu gösteren işaretlerin bir listesini bulacaksın. Doğuştan gelen bir bilme duygun var. Ruhsal güce sahip olduğunun ilk işareti bilme hissine sahip olmandır. Söylenmesine gerek kalmadan bazı şeyleri biliyorsun. Bu yeteneğe her zaman sahip olduğun ve bunun normal olduğunu düşündüğün için farkında bile olmayabilirsin. Ama sıradan insanlarda bu beceri yoktur. Neden yaptıklarına dair bir açıklamaları olmadan sadece dünya ya da diğer insanlar hakkında bir şeyler bilerek dolaşmazlar. Ruhların varlığını hissedebilirsin. Bu biraz ürkütücü ama ruhsal gücün varsa ruhların varlığını hissedebilirsin. Onları göremeyebilir veya duyamayabilirsin ama orada olduklarını bilirsin. Şimdi ruhların kim olduklarını veya ne istediklerini bilmiyor olsan da etrafta olduklarını hissedecek ve nedenini bileceksin. Bu ruhsal güce sahip olduğunun bir işaretidir. Bu yetenekten korkma. Onu benimsemeye çalış ve kullanmayı öğren. Doğal olarak başkalarının acılarına karşı anlayışlısın. Başkaları acı çektiğinde onlara anlayış gösteriyorsun. Birinin ne hissettiğini hissedebilir ve onun hakkında konuşmadığı ya da sana açıklamadığı zamanlarda neler yaşadığını anlayabilirsin. Bu manevi güce sahip olduğunun bir işaretidir ve iyi bir insan olduğunu gösterir. İnsanlar senin yanında kendilerini daha rahat hissediyor. İnsanlar sen onları çok iyi tanımasan bile seninle kişisel meseleleri hakkında konuşmaya başlar. Belki seni çok iyi tanımıyorlar bile. Ancak sorunları hakkında seninle konuşmaktan çekinmiyorlar. Davetkar ve pozitif bir enerjiye sahip olduğunda insanlar kendilerini rahat hissederler ve bu ruhsal güce sahip olduğunun bir işaretidir. Rüyaların bir rüyadan daha fazlasıdır. Onlar önsezidir. Ruhsal güce sahip olduğunun bir başka işareti de rüyalarında önsezilerin olmasıdır. Rüyaların aracılığıyla sana kimin iyi davranacağı veya ne yapacağın gibi birçok bilgi alabilirsin. Biliyorum, kulağa çılgınca geliyor ama doğru. Bu, sahip olunması gereken inanılmaz derecede faydalı bir yetenek ve birçok insanın sahip olduğunun farkında bile olmadığı bir yetenektir. Bu yüzden bir dahaki sefere bir rüya gördüğünde veya garip bir şey olduğunu düşündüğünde uyumadan önce bunu tekrar düşün. Rüyanda hiç de doğru görünmeyen garip bir şey varsa yanında bir rüya günlüğü bulundur ve rüyanda olan her şeyi yaz. Bu sana manevi gücünü hayatında nasıl kullanacağın konusunda güzel ipuçları verebilir. Doğanın içindeyken kendini huzurlu ve etrafındaki her şeyle uyum içinde hissedersin. Manevi gücün bir başka işareti de doğada olduğunda etrafındaki her şeyle barış ve uyum içinde hissettiğin zamandır. Kulağa gerçekten garip geldiğini biliyorum ama bu doğru. Pek çok insan doğada olduklarında ruhsal güce sahip olduklarının farkında değiller ve pek çok insan bedenlerinin fiziksel sınırlamaları nedeniyle veya doğada yaşamadıkları için asla doğada olamıyor. Kendini huzurlu ve sınırlanmamış hissettiğinde bu da ruhunun geliştiğinin bir başka işaretidir ve bu ruhsal gücünün bir göstergesidir. Ruhsal güçleri olan insanlar için doğa bir sığınak, enerjilerini yükseltebilecekleri bir yer gibidir. Etrafındaki canlı enerjiyi hissetmek bu senin ruhsal gücünün bir işaretidir. Doğal unsurlarla güçlü bir bağ hissediyorsun. Manevi güçleri olan insanlar, güneş, hava, su, toprak ve ateş gibi doğal elementlerden gelen enerjiyi hissedebilirler. Bu, doğayla uyum içinde olduklarının ve doğanın nasıl çalıştığını anladıklarının bir işaretidir. Ve ruhsal güçlere sahip insanlar, hayvanların ve ruhların enerjisini hissedebilirler. Doğayla bu kadar çok güçlü bir bağ hissediyorsan, muhtemelen ruhsal gücünü zaten biliyorsundur. Çevrendeki doğal unsurlarla bu güçlü bağı hissedebiliyorsan, kesinlikle ruhsal gücünü genişletmişsin demektir. Olumsuz duygu ve düşüncelerden
kolayca kurtulabilirsin. Manevi güçlere sahip kişiler, olumsuz duygu ve düşünceleri çok kolay bir şekilde serbest bırakabilirler ve bunu fazla çaba harcamadan yaparlar. Bu inanılmaz miktarda manevi güce sahip olduklarının bir işaretidir. Bu, kendi duygu ve düşüncelerini kontrol edebildiklerinin göstergesidir. İnsanlar gülümsemene çekiliyor. Bazen insanlar, iyi enerjiye sahip insanlara çekilir ve insanların gülüşüne çekildiğini hissediyorsan, bu çok fazla manevi güce sahip olduğunun bir işaretidir. Etrafındaki yerlerin enerjilerinin farkındasın. Manevi güçlere sahip insanlar, etraflarındaki yerlerin ve çevrelerindeki insanların enerjilerini hissedebilirler. Bu, etraflarındaki enerjilerin farkında olduklarının ve doğanın nasıl çalıştığını anladıklarının bir işaretidir. Belki bir ev sana garip gelir ya da bir mezarlığın yanından geçerken sırtında bir ürperti hissedersin. Böyle yerlerde enerjiyi hissetmek ruhsal gücün bir işaretidir. Güçlü bir merak duygun ve bilgi açlığın var. Manevi güçleri olan insanlar çok meraklıdır. Pek çok soru sorma eğilimindedirler ve bilgi için güçlü bir susuzlukları vardır. Bu, bir şeyler öğrenmede ve kendilerini geliştirmede çok iyi olduklarının işaretidir. Bir şeyler hakkında daha fazla şey öğrenme ihtiyacı hissediyorsan, bu aynı zamanda çok fazla manevi güce sahip olduğunun bir işaretidir. Bu işine yarayacak, kendin hakkında daha fazla şey keşfetmene ve gelecekte ne yapacağını anlamana yardımcı olacaktır. Kendini kolayca başka birinin yerine koyabilirsin. Manevi güçleri olan insanlar kendilerini kolayca başka birinin yerine koyabilirler ve insanlarla çok iyi empati kurabilirler. Bu da kendilerini başkalarının yerine koymakta iyi olduklarının bir işaretidir. Bu, diğer insanların neler yaşadığını anlamalarına yardımcı olacaktır. Diğer insanların yaptığı her şeye göz yummasan bile onların bunu yapmak için sebepleri olduğunu anlamak senin için kolay. İhtiyacı olanlara yardım etmek için güçlü bir arzun var. Manevi güçleri olan insanlar başkalarına yardım etmede çok iyidirler. Bu onların temel özelliklerinden biridir. Ellerinden gelen her şekilde yardım etmek isterler ki bu çok fazla ruhsal güce sahip olduklarının bir işaretidir. Sevgi ve nezaketi her yere yayma ihtiyacı hissediyorsun. Manevi güçlere sahip insanlar etraflarına sevgi, nezaket ve mutluluk yaymakta çok iyidirler. Bu çok fazla manevi güce sahip olduklarının bir işaretidir. Dünyanın daha iyi bir yer olabileceğini biliyorsun ve bunu gerçekleştirmek istiyorsun. Tüm canlılara karşı merhametlisin. Manevi güce sahip insanlar tüm canlılara karşı çok şefkatlidirler. Bu onların temel özelliklerinden biridir. Ellerinden gelen her şekilde herkese yardım etmek isterler. İnsanlar ve durumlar hakkında güçlü bir sezgiye sahipsin. Manevi güce sahip olduğunda insanlar ve durumlar hakkında güçlü bir sezgiye sahip olursun. Birinin yalan söyleyip söylemediğini genellikle sana bir şey söylediğinde anlayabilirsin. Ve eğer kötü bir durumdaysan çılgınca görünse bile kendini bundan kurtarmak için ne yapman gerektiğini genellikle bileceksin. Bu, sahip olunması gereken inanılmaz faydalı bir hediye. Herkesin sezgisi vardır. Ancak pek çok insan güçlü bir sezgiye sahip değildir ve onu nasıl kullanacağını bilemez. Bu yeteneği hayatında nasıl kullanacağını öğrendiğinde durdurulamaz olacaksın. Bir kişinin hasta olduğunu veya içten içe mücadele ettiğini hissedebilirsin. Ruhsal olarak güçlü olduğunda bir kişinin hasta olduğunu veya içten içe mücadele ettiğini hissedebilirsin. Manevi güçlere sahip insanlar bir kişinin hasta olduğunu veya içten içe mücadele ettiğini hissetmekte çok iyidirler. İnsanların incindiğini ve onlara yardım etmek istediğini hissedebilirsin. Güçlerin olsun ya da olmasın, her zaman onlar üzerinde çalışabilir ve geliştirebilirsin.